Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Instagram'da sormuştum. Paketlerimi, yeni aldığım ürünleri YouTube'da mı açayım, Instagram'da mı açayım diye. %71'lik oranda YouTube cevabı geldi. O nedenle böyle bir YouTube videosu çekmek istedim. Gönlüm isterdi ki markalardan gelenler olsun. Fakat markalardan gelenler değil, kendi aldıklarım. Hem bu Trendyol'un indirim döneminde, hem babalar günü vesilesiyle, hem cilt bakımı ürünleri vesaire. Sadece bir ürünüm gelmedi, hatta iki ürünüm gelmedi ama onları da beklemek istemedim. Geldiğinde en kötü videonun sonunu editlemeden önce eklerim diye düşündüm. Dilerseniz başlayalım, biraz fazla ürün var. Hepsi bana ait değil, yani dediğim gibi babama aldığımız babalar günü ürünleri de var içinde. Anneme aldığımız ürünler de var. Ama hepsini göstermek istiyorum ki bir fikriniz olsun diye. Öncelikle açmadıklarımdan başlayacağım. Sonra daha önceden alıp kullandığım bazı ürünler var. Onları da yorumlayacağım sizlere. Aklınızda bulunsun istiyorum bazı şeyler. Buradan başlayalım. Bu bugün mü gelmişti acaba? Gerçekten beklemek çok zordu bu arada. Yani size bu kadar ürünü beraber göstereceğim diye beklemek çok zordu. Bu Kalyon'dan oje kurutucu sprey diye geçiyor. Şöyle oje kurutucu sprey diye almıştım. Sprey diye geçiyor ama oje gibi görünüyor. Birazcık merak ettim o yüzden. Bu şekilde bayağı sprey gibi fıs fıs sıkıyorsun. Daha kullanmadım. Kullanıcı yorumları Instagram hesabından paylaşırım. Şunu şöyle attıktan sonra ürünleri şöyle koyayım, paketleri öyle koyayım. Buradan devam ediyorum. Hep böyle bir markalardan gelen videom olsun istemiştim ama markalardan gelenler değil. Bu neymiş? Bakalım. Bir tane kolye söylemiştim. Evet, böyle zincir kolyelerden söylemiştim. İnşallah kararma yapmaz. Tişörtlerde böyle yakası kapalı tişörtlerde, özellikle hani biraz daha şöyle olan tişörtlerde böyle altın rengi kolye. Hatta bunu bu arada bence pantolonlara da takılabilecek cinsten olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir şeyim vardı ama direkt kolye olarak yoktu. Şöyle tekrardan göstereyim. Yine bunu da zaten Instagram'daki postlarımda bulursunuz diye düşünüyorum. Sadece paketlemesi konusunda hiç beğenmedim. Yani bayağı müşteri ürün paketlemesi olmuş. Buradan devam edelim. Ne aldıklarım, özellikle gelmeyen bir tane ürün var bu arada. Onu iple çekiyorum. Onu işte videonun sonuna direkt ekleyeceğim. Fişleri de şöyle atalım. Evet. Bunlar iple çektiğim ürünler. Bunları deneyeceğim. Sadece şimdilik açayım. Sonra deneyerek belki size de gösteririm. Lakın yırtıldı. Açılmıyor. Poşet oyuncak değildir, onu biliyoruz. Artık yırtıldı, geçmiş olsun, geri veremeyiz bu saatten sonra. Sen çöpsün. Hop. Böyle önü hafif bir V'lik olan bir body diyeyim. Kaç para vermiştim buna? Hemen bakıyorum. 30 lira falan olması gerekiyor. Bu arada ben 38 söyledim ama small gelmiş. Ama olacağını düşünüyorum. Zaten gevşek. Sadece ben biraz daha body'lerde bol olmasını daha çok seviyorum. Zaten sıktığı için biraz daha hani üst tarafımla ilgili biraz daha problemlerim olduğu için bol olmasını daha çok seviyorum. Deneyeceğim, göstereceğim. Hemen bir diğer ürün. O kadar böyle uzun zaman oldu ki tabii bu sıralar kargolar birazcık geç gelmeye başladığı için. Evet, Trendyol'un bu vatkalı gibi gözüken ama vatkalı olmayan, normal kollu olan. Bunu medium söylemişim bu arada. Bayağı da geniş kalıplı görünüyor. Bunu da hemen şöyle koyuyorum. Ve kot. Bu en çok beklediğim şey bu arada. Bu clutchy denilen kotlar var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Biz onlar balon kotlar modaydı. Bu dönemde en azından clutch'ler daha çok moda.
böyle daha yarım. Şöyle görünür mü acaba? Yani boyu tam böyle uzun yere kadar değil, biraz bilekten yukarıda bitiyor. Hatta şöyle tam belden. Bu da bana muhtemelen tam olacak zaten. Öyle düşünüyorum en azından. Sonra buna geçelim. Buna hemen bakıyorum. Evet, bu anneme söylediğimiz elbise. Adax mıydı? Armaniko mu? Öyle bir şey vardı. Böyle bir elbise olacağını düşünüyorum şu anda. Fakat nasıl olacağını bilmiyorum. Ben geçen sene bu şekilde bir elbise almıştım. Aynı bu şekildeydi. Ve koltuk altları o kadar dardı ki şu anda mesela giyemiyorum. Yani giydiğimde şimdi yazlık elbiselerin daha geniş olmasını insan istiyor. Böyle efil efil olmasını istiyor. Ama yani benim aldığımın koltuk altı aşırı derecede dardı. Bunun o şekilde olacağını düşünmüyorum anneme. Annem giymezse de ben giyerim. Bu da önemli bir ayrıntı değil şu anda benim için en azından. Bershka. Bershka'dan kendime galiba söylemedim. Evet, babamın hediyesi bu. İnanılmaz güzel Bershka'da şortlar var arkadaşlar. Erkek için. Gerçi kadınlar için de çok güzel şortlar var bu arada. Yok, kumaşı sadece bir tık beklediğimden kalın. Yani yazın daha biraz daha dediğim gibi efil efil olmasını bekler insan ama kumaşı bir tık daha kalın. O durum biraz üzücü. Ama babamın hediyesi olduğu için şunu şöyle hemen ayırıyorum. Denemeden bilemem. Onu ben denemeyeceğim. Onu babam deneyecek. Onu da size gösteremeyeceğim maalesef. Ve bir diğer trend yol. Bakalım. Bu da babamın. Evet, bu da hediyemiz. Şu paketleri düzgün, çünkü babamın falan olduğunda ben genelde kendi üstüme giyeceğim şeyleri biliyorum ama babamın vesaire olduğunda iade söz konusu olabiliyor. Hani tam olarak bedenlerini, daha doğrusu Trendyol'daki bedenlerini en azından bilmediğim için. Ama bu paketlerle asla düzgün açılmıyor. Sürekli yırtılıyor. Bundan son kalmışız. Stoğu gelir mi bilmiyorum. Bu şekilde. Genelde babam bu tarz renkleri çok sever. O yüzden böyle bir şort aldık. Çok böyle dizüstü giymeyi sevmez. İnşallah onda böyle tam dizinde olur. Dizinin üstünde olursa çünkü ikna etmem birazcık zor olabilir babamı en azından. Bu seferki... Bu ne be? Aaa! Rivus diye bir tane şeyden kargo, daha doğrusu bluz body her şey karıştı söylemiştim ve bagle beraber gelmiş. Ben bu tarz bagleri inanılmaz derecede seviyorum. Tabii ki onlar da kendi reklamlarını yaptırmak için aynı şekilde QR kodlu zaten ama kullanırım çünkü çok fazla seviyorum. En azından alışveriş torbası olarak bile çok rahat kullanılıyor. Bir de küçük çanta takmaya alıştığımız için artık bilgisayar vesaire gibi şeyler olduğunda içine koyup direkt arabaya atabiliyorum. O yüzden bununla beraber gelmesi inanılmaz derecede hoşuma gitti. Trendyol'un ürünlerine göre pahalı bu arada. Normalde 200 liraymış. Ben 80 lira indirimdeyken yakaladım. Bunu mutlaka deneyip göstermek istiyorum. Çünkü inanılmaz derecede merak ettiğim bir bluz. Ya bir şey geldiğinde şu şekilde gelmesi bile insanın çok hoşuna gidiyor. Haksız mıyım? Tabii nasıl giyildiğini öncelikle çözmem lazım. Ben bunu çözene kadar bunu üstüme giymeden asla anlamam. Çapraz geliyor şu şekilde. Önü böyle. Bu şekilde çapraz geldi mi? Geldi. Sonra bu altında kalan ipleri de dolaya dolaya güzel bir göbek kapama şov yapacağım artık. Kumaşı çok güzel. Hatta böyle hani göstermek istiyorum. Böyle
nasıl diyeyim, hem yumuşacık, sanki penye gibi ama değil. Yani penye kötü bence, penye kumaşlar. Penye gibi görünüyor ama değil. Efil efil birazcık böyle, daha hani ferah bir kumaşı var. Bunu direkt, iyi ki bugün açmışım, dışarı çıkarken ben bunları yerim arkadaşlar. Seni sevdim Rivus. Nasıl okunduğunu bilmesem de Rivus. Rivus, Rivus vesaire diye okunuyor. Ama sevdim. Yani 200 lira verir miydim? Sanmıyorum çünkü çalışan bir insan değilim hala. Fakat 80 liraya indirimde bulduğum için şanslıyım. Yani manken üstünde göbeği kapalıyordu ipleriyle. İnşallah bana da öyle olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Öyle olmazsa sıkıntı büyük. Eyvah eyvah. Evet. Yaz aylarının vazgeçilmezi. Üstümde çok fazla gördüğünüz bir tane hırkam vardı. Forever 21'dan almıştım Amerika'dan. Çok çabuk tiftiklendi ama tiftiklenmesine rağmen kötü görünmüyor. Gri çok kalın. Gerçekten yündü. Onun daha incesini, aynı bu şekilde bir hırkaydı. Onun biraz daha incesini, hani yazın böyle daha rahat giyebileceğim bir hırka bakmıştım. Adax'ta da sanırsam 50 lira olması gerekiyor. Böyle bir şey. Bu direkt olur zaten. Kumaş falan da çok güzel. Hatta yorumlarda yünlenme falan yapmıyor demişlerdi. O yüzden biraz da tercih ettim. Çünkü yünlenince hiçbir anlamı kalmıyor. Yani 50 lira değil de 100 lira ver, yünlenmesin, daha iyi mantığı olmuş oluyor. Ay ne güzelmiş böyle, markalardan gelenler olsa bir de ne kadar güzel olurdu. Bunu açtık. Hayatımda gördüğüm en kötü elbise olabilir. Anneme aldık. Bir daha paketleyip gerçekten bunu yapmak istedim mi emin değilim. Bir daha açmak istemiyorum. Gerçekten daha moralim bozulsun istemiyorum. Elbise 100 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yalan olmasın. Medium aldık. Annem de kötü durdu. Bende kötü durdu. Annem de boydan dolayı kötü durduğunu düşündüm. Ben giyip bende daha da kötü durdu. Böyle zaten kumaşı incecik, iç gösteren bayağı garip ve saçma bir şey. Bu geri gidecekler arasında iade. Bu şapkayı hatırlarsınız. Hazır dönmüşken bundan da bahsedeyim. Bu da yeni aldığım ürünlerdi ama bu hemen sipariş verdiğim anda 2 gün sonra geldiği için bütün Instagram fotoğraflarımda görebilirsiniz. Yağmur şapkası klasik. İnanılmaz derecede beğendim. Çok fazla seçenekleri var. Aşağıya kendi koleksiyonumun linkini de bu arada koyacağım. Instagram'da link koymak isterdim fakat 10.000 takipçim olmadığı için koyamıyorum. O yüzden burada aşağıya koymayı istiyorum. Koleksiyona bakarsanız aldığım bütün ürünler orada var. Erkek ve erkek ürünleri diye ayrı bir koleksiyon var. Bir de benim kendi bu dönemde yaptığım alışverişin koleksiyonu var. Bu yağmur şapkaları da çeşit çeşit. Ben bunu 50 liraya aldım. Tam da açıkçası kafama uydu. Çok da beğenerek takıyorum. Bana yakışacağından pek emin olamamıştım. Lakın yakıştı. Bence genel olarak her yüz şekline yakışabilen, özellikle bir tık da uzunsa yüzünüz, yakışacağına eminim. Bence denemeye değer. Ve Xiaomi. Bunu sona bırakıyorum. Bu neydi? Ben ojelerimi bozmayayım bunda ya. Garnier'dan ne söylüyorum? Tamam, bunu zaten şey değil. Çok important. Direkt çöp. Bunu göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama Garnier'in miseler suyu, miseler temizleme suyu. Ben Garnier'inkini kullanıyorum. İnanılmaz derecede memnunum. Simple'inkini daha önce denedim. Simple'inki Garnier kadar iyi çıkarmıyor. Bir de Bioderma'nınki var. Bioderma'nınki de çok güzel gerçekten. Ama fiyatı pahalı. Çok güzel bir açıklama olmadı mı? Fiyatı pahalı yani. Her dakika alamayacağım için. Ben de Garnier'dan yana kullanıyorum seçeneğimi. İkisinin de bence çıkarma oranı da aynı zaten bu arada. Ama Simple'ı tavsiye etmiyorum. Net bir şekilde söyleyeyim. Ah sonunda. Ama mahvolmuş kutusu. Beauty Blender söyledim. Dörtlü. Şu şekilde göstereyim. Yumuşaklıkları benim için önemli. Normalde bakmadan söylemem, yani dokunmak isterim Beauty Blender'a. Çünkü benim için yumuşak olması çok çok önemli. Şöyle çıkaralım. Zaten kutusum biraz mahvolduğu için çok zorlanacağımı düşünmüyorum.
Onun yumuşaklığı çok güzel. Bu bir tık daha sert mesela. Galiba her şeyden çeşit çeşit koymuşlar mı? Bana mı öyle geliyor? Allah. Bu bayağı sert mesela. Aa, bu da yumuşak. Güzel. İki tane yumuşak var. Sertler de yani ıslanınca okey güzel oluyor ama bazen ben ıslatmadan kullandığım için inanılmaz güzellermiş bu arada. Yani tasarımları da çok güzel. Her tipten beauty blender da mevcut içinde ve sadece 17 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu nedir? Ay çok eğlenceli oluyormuş böyle video çekmek falan gerçekten. Ama ne mi yapsam? Bu kadar alışveriş yapamam ama markalar bir şeyler gönderirse belki. Şey gibi Duygu Özaslan gibi tırnaklarım kırıldı yapacak mıyım acaba bu videoda? Karton olanlardan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Sürü ojemi mahvettin. Açıl artık. 5 saat sonra. One eternity later. Yapıştır buraya. Ah. Bu ne? Bu kadar çok merak ettim. Yani ne almışım bu kadar acaba? He. Arif oldu. Bu öve öve bitirilemeyen kaş ve kirpik yağı. Kaş yağını kullanmayı düşünmüyorum bu arada. Dileyenlere hediye edebilirim. Çünkü kaşlarımla ilgili hiçbir problemim yok. Kirpik yağı için aldım. Beyza daha önce kullanıyordu. Beyza bayağı beğenmişti. Bu moda olmadan önce de kullanıyordu. Kaş ve kirpik yağı. Bunları deneyip size göstereceğim. Arif olmuş şu. Zaten her yerde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Aa. Biliyorsunuz yine Arif olmuş papatya suyu. İki şişe şeklinde vermişler. Papatya suyu biliyorsunuz saçların rengini güneşte açıyor. Öyle doğal olmayan şeylere ihtiyacınız yok. Normalde eskiden seneler önce papatyayı kaynatıp suyunu çıkarıp onları saçımıza sıkardık, sürerdik falan filan. Şimdi bunların hazır spreyleri çıkmış. Mükemmel bence. İnşallah saçlarım bir tık... Zaten yazları geldi açılır ama deniz, kum, güneş derken açılır. Bu sene pek öyle bir tatil yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama papatya suyu bunu çözecek bence. O yüzden bunları da böyle koyacağım. Bunun hatta bir tanesini de Beyza'ya gönderirdim. Böyle bir planım var. Venus'u reklamı yapacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz nasıl jilet yapılır? Saçma. Birazcık yaklaşacağım şimdi. Venus'un bu kutusunu aldım. Saklama kabı var. Saklama kabı olayı çok hoşuma gitti. Çünkü tatile vesaire giderken hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Şimdi bu extra smooth dediğim. Normalde Venus'un bu şeyini kullanıyordum. Venus Breeze kullanıyordum. Breeze'in şeyini kullanıyordum ama. Bu kenarlarında mor şey olan, sadece suya değdirmeniz yeterli, onun içini bacağınızı sabunlamanıza vesaire olmanıza gerek olmayan bir üründü. Onu kullanıyordum. Bu sefer kutulu olduğu için özellikle bunu tercih ettim. Şimdi açacağım. Atabilirsem eğer, tabii ki nasıl jilet yaptığını bilmiyorum, onu denemem lazım ama zaten kutusu için 50 lira mıydı neydi bu arada? Yalan olmasın. Galiba öyle bir şeydi. Ama kutusu için değer çünkü bir yere giderken bu kutu olayı çok büyük sıkıntı yaşatıyor insana. Hatta ailenizle yaşıyorsanız evde bile sıkıntı yaratıyor. Kutusu da direkt böyle. Çok tatlı. Bayağı ağır yalnız. Normallerden çok farklı. Ha, şeyle sığmıyor. Bunu böyle çıkarıp koyacağız. Böyle saklayacağız. Şu başlıkları var ya koruyucu. Onunla sığmıyor arkadaşlar. O yüzden ya o başlığı tak diyor sana. Ya bunu tak böyle diyor. Korusun diyor. Böyle oturmuyor. Ya da bunu çıkar artık diyor yani. Yeter diyor. İçinde bir tane de yedek tıraş bıçağı var. Okey ama benim için önemli olan ya şurasıydı. Şu kısımlardı. Çok başarılı olduğunu düşünmüyorum ama başlığını değiştirir çok da problem değil. Ama bunu da göstereceğim.
Bunu daha önce Instagram'da kutu açılışını yapmıştım. Biliyorsunuz Birkenstock hastalığı her yerde olduğu gibi bende de var. Bu abimlerden gelen bir hediye bana. Rengini inanılmaz seviyorum. Böyle. Böyle. Rengi inanılmaz güzel. Bir de biraz bronzlaşabilirsek lakın. Yani bronzlaşabilirsek güzel olacak. Ve tartlarım. Tartlarımı bile açmak için sizi bekledim ya. Allah'ım yok böyle bir şey. Minnoş tartlarım. Öbürleri tükenmişti artık. Şimdi bende iki tane tart var bu arada. İki farklı rengini kullanıyorum ben. Bir tanesi tam benim rengim. Geçen sene light beige benim rengim olan. Light scent de bir tık daha açık olan. Şimdi bu bir tık bronzlaştığımda da bronzlaşmadığımda da direkt cildimi aynı ton ve direkt kapatıyor. Zaten Amerika'da Ulta'ya gittiğiniz anda öyle bir koleksiyon var ki yani kendi renginizi kendi kendinize bulamazsınız. Zaten direkt birisi gelip yardımcı olması gerekiyor ilk başta alabilmeniz için. Hatta o yüzden buradaki arkadaşlarıma getiremedim. Yani denemeleri gerekiyor onların çünkü. Bir de bu light scent. Evet, bir de bu light scent için. Light scent'te çok açık olmasını istediğimde göz altlarımı kullanıyorum. Çok bronzlaşırsam light beji göz altlarımı kullanıyorum. Cildime kullanamıyorum maalesef. Bronzlaşamayacağımızı düşündüğüm için bu sene böyle devam edecek. Benim tonumda olanlar için light beige alın derim ama yani o kadar çok rengi var ki işte pembe alt tonlu ve sarı alt tonlu olmanız yeterli değil tart için. Tart öyle değil. İnanılmaz derecede yani aklınızın alamayacağı kadar renk seçeneği var. O nedenle gidip denemediğiniz sürece sakın ve sakın almayın derim. Şimdi bunu daha önce ben size Instagram'da gösterdim. Doktor Tuna Pharmacy yani. Pharmacy'nin şu üçlü setini aldım. Bir tanesi balzam, bir tanesi hand cream, bir tanesi de body lotion. Body lotion'dan yana bir sıkıntı yok. Body lotion gayet iyi bu arada. Cepte. Balzam zaten balzam arkadaşlar. Yani hani daha böyle bilmeyenler için göstereyim. Daha böyle vazelinimsi ama vazelin gibi ağır değil. Vazelinden bir tık daha hafif ama öyle hemen elinizde kurumuyor. Bundan da okeyim. Ama yani ayaklarınız için eğer kullanacaksanız vazelini tercih ederim. Dipnot. Bu el kremi hayatımda gördüğüm en kötü el kremlerinden birisi olabilir. Bir tane daha vardı. Markayı hatırlayamadım. O daha da kötü bundan ama bu da kötü. Yani sürüyorsunuz, sürmekle ilgili, dokusuyla ilgili vesairesiyle ilgili hiçbir problem yok. Normal el kremi gibi bildiğiniz. Ama hiçbir şekilde elinize, kolunuza iyi falan gelmiyor. Sadece o kremsi hissi veriyor. Bu kadar, bitti. Ben normalde Irashen bu kremini kullanıyorum. Zaten bu el kremi dünyanın en güzel el kremlerinden bir tanesi değil. Direkt dünyanın en güzel el kremi. Şu zamana kadar denediğim en iyi el kremi gerçekten. Bir ara Türkiye'den kaldırılacak dediler. Sonra kaldırmadılar. O konudan da çok mutluyum. Yves Rocher'in başka el kremleri de var. Onlar bu kadar iyi değil. Bu direkt repair. Yani direkt ben onarıyor gerçekten. Sürdüğünüz anda mesela şu anda ellerimiz dezenfektan ve kolonya sıkmaktan dolayı inanılmaz derecede yıpranmış durumda. Bu o yıpranmayı sürdüğünüzün yani sabah akşam sürdüğünüzü düşünürseniz anında bir gün sonra yok olur. Öyle söyleyeyim size. O yüzden inanılmaz derece şiddetle tavsiye ediyorum. Bendeki bitti. Şu an kutu boş. Ama alacağım. Yani alacağım çünkü bu değil. Bu olmaz. Bir diğerine gelelim. Instagram'da yine bütün influencerların kullandığı Mix Up Şurup. Bu tırnak etlerine bakım yapan vesaire. Çok iğrenç kokuyor bu arada. Balzam gibi bir şey bu da. Tırnak etlerine bakım yapıyor mu? Evet. Mükemmel mi? Hayır. Alınır mı? Fiyat performans olarak 30 lira alınır. İnanılmaz güzel alın. Çok güzel etkileri var falan değil. Onun yerine bunu alın. Bu elinize ve tırnak etlerinize daha iyi gelecektir. Söyleyeyim. Ve milyonlarca kez paylaştığım, herkesin milyonlarca kez paylaştığı, deli gibi Instagram'da muhabbeti geçen bu Indian kil maskesi. Şöyle göstermek istiyorum. Artık SS alın ve artık
ne olduğunu sormayın rica edeceğim. Yaptıktan yarım saat içerisinde yüzünüz ilk başta hatta özellikle inanılmaz derecede kızarıyor. Şöyle bende bu şeyler var, ölçüm şeylerinden var. Ama size şöyle söyleyeyim, o tabii bir tatlı kaşığı sakın kullanmayın bir kişiye yapıyorsanız. Bir çay kaşığı bundan koyuyorsanız iki çay kaşığı sirke koyacaksınız gibi düşünün. Sıvı olmayacak, katı olmayacak. Klasik kil maskesi aslında. Yapanlar bilir ama yapmayanlar için söylüyorum. İnanılmaz derecede yetecek büyüklükte bir şey zaten. Çünkü bir çay kaşığı sadece bütün yüzünüze yetiyor. Öyle düşünün. Senelerce gideceğini düşünüyorum. Son kullanma tarihi ne zaman ya da açıldıktan ne kadar süre sonra gibi bir şey yazmadığı için ben bunu senelerce kullanırım. Gerçekten güzel, başarılı. Özellikle burun kenarlarındaki o pütürlü dokuyu alan, yani o pütürlü dokunun sebebi zaten siyah noktalar. Bunu hepimiz biliyoruz. O pütürlü dokuyu aldığı için siyah noktaları alıyor ve o noktaları kullanmaya başladıktan belli bir süre sonra küçültüp yok etme özelliğine sahip. Benim özellikle şu kenarlarım gitti. Burnumun üstünde kaldı. Eskisi kadar yok ama hala mevcut. Onların da gideceğini umut ediyorum. Yani gözenek küçültücü özelliği de var. Bunu da söylemiş olayım. Tripod arayanlar ya da selfie çubuğu arayanlar, her türlü, yani uzun tripod değil bu arada, kısa tripod. Ama bir masanın üstüne koysam uzun tripodla aynı şey olacak. Çok fazla uzun tripoda ihtiyacım olmuyor benim, en azından kendim için. Fiyatı 80 lira. Hepsi buradan almıştım bunun. Hemen size şöyle gösteriyorum. Şimdi size şu şekilde göstereceğim. Başlığı böyle dönüyor. Hem mesela IGTV dik videolar için hem de yan videolar için bu şekilde kullanabiliyoruz. Zaten burası normal selfie çubuğu mantığında. Uzanıp kısalıyor. Bu şekilde. Uzuyor, kısalıyor. Ayağı açılıyor ya da kapanıyor. Ve en güzel özelliği bu. Bluetooth'la bağlıyorsunuz telefonunuza. Bağladıktan sonra direkt bununla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ve en son ürün Xiaomi. Dün Xiaomi diye okudum diye dalga geçtiler. İngilizce'de XZ diye okunuyor. Ben ne yapayım? Bit kadar. Bakın. Elim bu kadar. Bu kadarcık bir alet. Neler yapıyor neler. Bu şey Wi-Fi çoğaltıcı gibi düşünebilirsiniz. Bizim Wi-Fi'ımız salonda. Salondan benim odama çekmiyor. Çok düşük seviyede çekiyor daha doğrusu. Bunu tam ikisinin ortasında bir yere. Biz buraya koymayı düşünüyoruz. İkisinin ortasında bir yere koyacağız. Direkt pil şey girişli olduğu için direkt takıp çalıştırabiliyoruz. Adı aklıma gelmedi şu anda. Direkt takıp çalıştırabiliyoruz. Application'ı var. QR kodu okutup application'ı indiriyoruz. İndirdikten sonra ikisi arasındaki bağlantıyı kurup oraya çok rahat bir şekilde, yani kendi odama çok rahat bir şekilde aktarım yapmış olacak. Yani bu bayağı böyle markalardan gelenler paket açma gibi oldu. Bunların denemeli olanlarını Instagram'da göstereceğim. Shopping highlight'ından bakabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi etiketlerde bunların üstümdeki görsellerini de bulabilirsiniz. Zaten aşağıda linkte bırakacağım. Güzel olanları ya da olmayanları söyleyeceğim. Gelecekte özellikle üniversite sınavına girecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Muhtemelen o hafta paylaşmış olacağım. Ya da girmiş olanlara başarılar dilediğimi şimdiden söylemiş olayım. Bilgi Üniversitesi'nde bölümlerle ilgili videolar gelecek. Onları da lütfen takip etmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın, tekrardan söylüyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın deyip sizleri seviyorum deyip görüşürüz. Hoşçakalın.